Özel bir üniversite kaydolan öğrencilerini yabancı dil muafiyet sınavına sokmuştur. Sınavdan 50 ve üzerinde alanları hazırlık okumadan bir üst sınıfa geçirmiştir. Yapılan gözlemler sonucunda puanları 50 ile 70 arasında olan öğrencilerin üst sınıftaki yabancı dil dersinde zorlandıkları tespit edilmiştir. Buna göre üniversitenin yaptığı değerlendirmenin etkili olamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Evet, üniversite ölçüt olarak belirlediği 50 ölçütünü 50 olarak belirlediği ölçütü geçenleri başarılı saymış. Dolayısıyla sınava girenler 50'nin üzerinde alanlar 50, 55, 60 alan öğrencilerin bir sonraki durumda başarısız olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumun sebebi belirlenen ölçütün düşük olmasıdır. Daha yukarıda bir ölçüt belirlenseydi, 70 ve üzeri diye bir ölçüt belirlenseydi, öğrenciler daha başarılı olabilecekti. Doğru cevap C seçeneğidir. Üniversitenin öğrenci başarısını belirlemede kullandığı değerlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir? Tanıma ve yerleştirmeye yönelik değerlendirme, sürecin en başında yapılıp öğrencinin hazır bulunuşluğuyla ilgili bilgi edinme amacını taşır. Dolayısıyla burada öğrencilerin İngilizce seviyeleri belirlenmiş ve bir üst sınıfa yerleştirme yapılmıştır. Dolayısıyla cevap B seçeneği olacaktır. Öğrencilerin ölçme ve değerlendirme bilgilerini ölçmek amacıyla 40 soruluk bir test öğrencilere uygulanmış, sonuçlar tespit edilmiştir. Verilen 10 gün aradan sonra aynı davranışları ölçen, kapsamı aynı, farklı sorulardan oluşan paralel bir test öğrencilere uygulanmıştır. İkinci uygulama ve ilk uygulama karşılaştırılmış, öğrencilerin aldığı puanları birbirine paralel olduğu gözlemlenmiştir. Bu bilgilere dayalı olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Burada paralel bir test uygulanmıştır. İçeriği aynı, kapsamı aynı, soruların güçlük dereceleri birbirine benzer, yalnız farklı sorulardan oluşmuş iki test uygulanmıştır ve puanların birbirine paralel olduğu gözlemlenmiştir. Dolayısıyla testlerin eşdeğerli katsayısı yüksektir. Doğru. Çünkü puanlar birbirine paralel çıkmış. İki test birbirine eşdeğerdir. Testlerin uygulanma koşulları birbirine yakındır. Olabilir. Çünkü puanlar birbirine paralel çıkmıştır. Testler tutarlı sonuçlar vermiştir. Evet, iki testin soruları birbirine benzer özellik göstermiştir. Öğrencilerin ölçme değerlendirme bilgilerinde değişiklik olmamıştır. Evet, olmamıştır. Yapılan ölçme değerlendirme sonucunda verilen arada alınan test puanları birbirine yakın olduğu için bir değişiklik gözlenememiştir. E seçeneğinde verilen ölçülen özellik zamana karşı duyarlıdır. Evet, ölçülen özellik zamana karşı duyarlı olsaydı ikinci testin sonucu daha farklı çıkacaktı. Çünkü verilen belli bir zaman aralığı var. Dolayısıyla ölçülen test zamana karşı duyarlı değildir. Doğru cevap E seçeneğidir. Ölçme değerlendirme sınavında öğretmenin sorduğu sorulardan bir tanesi şu şekildedir. Turnusol kağıdıyla yapılan ölçümler hangi tür ölçmeye örnektir? Öğrenciler ölçme türlerini çok iyi bilmesine rağmen turnusol kağıdının ne işe yaradığını bilemedikleri için soruyu yanlış yanıtlamışlardır. Bu soru sınavın hangi özelliğini olumsuz etkilemiştir? Evet, turnusol kağıdı kimya derslerinde, fen bilgisi derslerinde kullanılan asitlerle, bazlarla ilişkili hangi maddenin asit, hangisinin baz olduğunu ortaya koyan bir araçtır. Dolayısıyla turnusol kağıdı ile ilgili bilgi kimya bilgisini de içermektedir. Öğrencinin ölçme değerlendirme bilgisi çok iyi olduğu halde kimya bilgisi iyi olmamasından kaynaklı soruyu yapamaması iki farklı bilgi yapısının birbirine karışması ile ilişkilidir. Bu durum yapı geçerliğini olumsuz yönde etkiler. Cevap A seçeneğidir. Bir dershane öğrencilerini sınıflara yerleştirirken yaptığı deneme sınavından öğrencilerin aldıkları puanları göz önüne almıştır. Dershanenin öğrencileri sınıflara yerleştirmede kullandığı ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir? Evet, burada öğrenciler sınıflara yerleştirilirken birbirlerinin aldıkları matematik netlerine göre yerleştirme yapılmıştır. Dolayısıyla A sınıfı en yüksek sınıf olduğunu düşünürsek A sınıfındaki öğrenciler B sınıfındaki öğrencilerden matematik neti olarak fazla yapmışlardır. Arada bir miktarsal farklılıktan söz ediliyorsa ve bu miktar belirgin değilse burada sıralama ölçeklerinden faydalanılmıştır. Çünkü bir üstünlük söz konusudur A sınıfının B sınıfına göre. Çünkü A sınıfı B sınıfından daha çok matematik neti yapmıştır. Fakat miktar hakkında bilgi sahibi olamayız sıralama ölçeklerinde. Doğru cevap B seçeneğidir. Yapılan bir araştırmada engelli vatandaşların devlet kurumlarında karşılaştığı zorluklar konusu ele alınmıştır. Bu konu araştırılırken engelli vatandaşlar da araştırmalara da çalışmıştır. Araştırmanın amacı engelli vatandaşların devlet kurumlarında karşılaştığı zorlukları ortadan kaldırmaktır. Yukarıda söz edilen araştırmanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Eylem araştırmalarında mevcut durumun değiştirilmesi, mevcut şartların daha iyileştirilmesi için o şartlardan olumsuz yönde etkilenen bireylerle birlikte araştırmalar yapılır. Buradaki amaç engelli vatandaşların daha iyi şartlarda devlet kurumlarından hizmet alabilmesi için yapılmış bir araştırmadır. Bu araştırmalara bu durumlardan olumsuz etkilenen kişiler yani engelli vatandaşlar da katılmıştır. Dolayısıyla bunun cevabı eylem araştırmasıdır. Cevap D seçeneği. Yapılan bir matematik sınavının ilk 5 sorusuna ait matris verilmiştir. 36 ve 37. soruyu yukarıdaki tabloya göre cevaplayınız. Hangi maddenin ayırt ediciliğinin kesinlikle negatif olduğu söylenebilir? Şimdi bir maddeyi yapanlar en başarılı öğrenciler, üst grup öğrencileri, en başarısız öğrenciler, alt grup öğrencileri. Sıralamada üstten %27'lik kısım üst grup öğrencilerini oluşturur. Yani 10 kişilik bir dağılımda yaklaşık 3 kişi üst gruptan olabilir. En yüksek puan 95 alan, 90 alan ve 90 alan öğrenciler var. Baktığımızda bu öğrenciler 4. soruyu yanlış yapmışlardır. Sınıfın en düşük alanları 5 puan alan 4. soruyu doğru yapmış. 10 puan alan 4. soruyu doğru yapmış. Diğer 10 puan alan o da 4. soruyu doğru yapmış. Yani sınıftaki başarısız öğrenciler 4. soruyu doğru yaparken sınıfın en başarılı öğrencileri 4. soruyu yanlış yapmışlardır. Bu durum 4. sorunun negatif yönde ayırt edici olduğunu göstermektedir. Cevap D seçeneğidir. Sınavın güvenirliğine en çok katkıda bulunan madde hangisidir? Sınavın güvenirliğine en çok katkıda bulunan madde güçlük derecesi 0,50'ye yakın olan maddelerdir. Yani bu sınıftaki öğrencilerin yarısının %50'sinin o soruyu doğru cevaplaması ile ilişkilidir. 3. soruya baktığımızda 3. soruyu 10 kişiden 5 kişi doğru yanıtlarken 5/10'dan cevabı 0,50 olarak buluruz. Dolayısıyla 3. sorunun P güçlük derecesi 0,50 çıkar ve güvenirliğe en çok katkısı bulunan madde olarak seçilebilir. Doğru cevap C seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri öğrencilerin üst düzeydeki becerilerini ölçmede etkilidir? Evet. Birincide verilen performans görevi. Performans görevi okullarda normal yollarla ölçemediğimiz üst düzey davranışları ölçmede kullanılır. Yazılı yoklama ile öğrencinin analiz, sentez, değerlendirme basamağı davranışları ölçülür. Eşleştirmeli testler kavrama basamağında davranışların ölçülmesinde etkilidir. Tanılayıcı dallanmış ağaç kavrama basamağında davranışların ölçülmesinde etkilidir. Portfolyo ise öğrencinin üst düzey davranışlarını ölçmede etkilidir. Buradan yola çıkarak 1, 2 ve 5 numaralar üst düzey ölçümler yapar. Dolayısıyla cevap E seçeneğidir. Ali öğretmenin 2 farklı sınıfta uyguladığı matematik sınavının dağılımı tabloda verilmiştir. Bu dağılıma bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Evet, burada A ve B sınıflarının dağılımları var. A sınıfı ve B sınıfının tepe noktaları aynı yerlerde kesişmişler. Ama B sınıfının daha yayvan, basık bir dağılımı varken A sınıfının daha dar bir dağılımı vardır. Dolayısıyla A sınıfının standart sapması daha küçükken B sınıfının standart sapması daha büyüktür. Daha aritmetik ortalamadan uzaklaşılmış puanlar alınmıştır. Bu yorumlara bakarak şimdi aritmetik ortalama A seçeneğinde verilen aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları birbirine yakındır. Evet, aritmetik ortalamaları birbirine yakındır. Kesişmiş aynı yerde 50-55 arasında bir kesişme vardır. Fakat standart sapmaları birbirine yakın değildir. Birbirinden uzaktır standart sapmaları. B seçeneğinde verilen aritmetik ortalamaları birbirine yakın, standart sapmaları farklıdır bilgisi doğru bir bilgidir. Aritmetik ortalamalar birbirine yakın, standart sapmalar ise birbirinden uzaklaşmıştır. C seçeneğinde verilen aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları farklıdır. Evet, aritmetik ortalamaları birbirine çok yakın, hatta aynı diyebiliriz ama standart sapmaları birbirinden farklı. D seçeneği standart sapmaları yakın, aritmetik ortalamaları farklıdır. Standart sapmaları yakın değildir, birbirinden uzaktır. Ranj değerleri aynıdır deniyor. Ranj değerleri de aynı değildir. Evet, B sınıfının dağılımı yaklaşık 90 civarında 100-10 uç değerler farkıdır ranj. 100-10 90 civarındayken A sınıfının dağılımı yaklaşık 75-35'ten yani 40 civarında falandır. Dolayısıyla ranj değerleri de aynı değildir. Buradan yola çıkarak aritmetik ortalamaları birbirine yakın, standart sapmaları farklıdır seçeneği doğru seçenektir. Cevap B seçeneği. 3 ayrı şubede uygulanan ve dağılımları simetrik olan matematik dersi dağılımları grafikte gösterilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdaki bilgilerden hangilerine ulaşılamaz? A. Başarısı en yüksek şube C şubesidir. Evet, C şubesinin başarısına baktığımızda 60 ve 80 puan aralığındadır. Diğerleri B şubesi 40-60 arası, A şubesi ise 20-40 arasındadır. B seçeneğinde verilen mod değeri en yüksek olan C şubesidir. Mod değer tepe değerdir. C'ye baktığımızda evet yaklaşık 70 civarında tepe değeri olduğu söylenebilir. B'nin tepe değeri 50 civarında, A'nın tepe değeri ise 30 civarındadır. B seçeneği de doğrudur. C seçeneğinde söylenen B şubesinin mod, medyan, aritmetik ortalaması birbirine eşittir. Doğru bir bilgidir. Çünkü simetrik dağılım olarak söylemiştik. Bakın yukarıda simetrik olan diyoruz dağılımlarla ilgili. Simetrik dağılım modu, medyanı, aritmetik ortalaması birbirine eşit dağılımlardır. Dolayısıyla B seçeneği, C seçeneğinde söylenen bilgi de doğrudur. D seçeneğinde 3 şubenin de standart sapmaları birbirine yakındır bilgisi de doğrudur. Baktığımızda 3 şubenin aritmetik ortalamalarından uzaklıkları aynı seviyededir. Aşağı yukarı baktığınızda 30 civarında toplanan puanların diğer uç puanları uzaklığı, 50 civarında toplanan puanların diğer uç puanları uzaklığı, 70 civarında toplanan puanların diğer uç puanları uzaklığı birbirine yakındır. D seçeneği de doğru bir bilgidir. E seçeneğinde verilen 3 şubenin de ranj değerleri farklıdır bilgisi yanlıştır. Çünkü baktığımızda A şubesinin ranjı uç değerlerin farkıdır. 40-20'den 20'dir. B şubesininki 60-40'tan 20'dir. 60-40'tan 20'dir. C şubesininki 80-60'tan 20 bulunur. Dolayısıyla üçünün de ranj değerleri farklı değil, birbirinin aynıdır. Buradan yola çıkarak E seçeneğine ulaşılamaz. Doğru cevap E seçeneğidir.